Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine kısa süreli bir turnuva programı yaptım. Yine solo tek başına bir avdayım. Hava bugün kapalı. Biraz da esinti var. İlk girdiğimde daha fazlaydı rüzgar. Aşırı dalga vardı. O yüzden bir koyda demir attım. Havanın biraz yatmasını bekliyorum. Birazdan at çek yapmaya başlayacağım. Her zaman avlandığım bir bölgedeyim. Ama su seviyesi aşırı yüksek. Hani normal avlandığımız dönemlere göre rahat bir 3 metre 4 metre kadar daha yüksek. Normalde sazların biraz daha içinde avlanabiliyorduk. Bu sefer tam istediğim gibi değil bugün için seçtiğim mera. Ama yine de deneyeceğim. Bakalım kısmetimizde bir şeyler varsa görüntülemek nasip olur inşallah. Bugün hava kapalı olduğu için limon misafte kullanacağım. Su da biraz bulanık. Gece 3-4 gibi bir yağmur yağdı bölgede. Suyu bulandırmış. O yüzden limon misafte ile başlayacağım. Alternatif olarak kırmızı kafa, beyaz bir rapala tercih edeceğim. Çok fazla saz içinde olacağım için bugünkü avda offset iğneli birkaç silikonum var. Onları deneyeceğim. Bakalım. Nasibimizde varsa bugün yine bir şeyler kandırırız. Ama her şeyden önce güne iyi başlamak için şimdi sıcak bir çay vakti. Güne iyi başlamak için fincan sıcak çay gibisi yok. Çayımı içtikten sonra inşallah güzel bir gün geçirmek için ava başlıyorum. Aldım arkadaşlar. Güzel bir balığa benziyor. Hava iyice kapattı. Yağmur gelecek. Dayanabilirsem yağmurdan sonrasına kadar suda kalmak istiyorum. Yağış olacağını biliyordum. Kaçırmak da istemiyorum. Bak, fena değil. Güzel arkadaşlar. Güzel de kalama alıyor.
Çok güzel bir balık hatta. Salacağım için gripper kullanmak istemiyorum. Evet arkadaşlar, balığı almayı başardım. Videonun açılışında da söylemiştim. Hava iyice kapalı, kırmızı kafalı beyaz bir sahtem var, ona dönebilirim diye. Onunla da balığı kandırmak nasip oldu. Güzel bir balık. Ölçmedim. Zaten iade edeceğim. Biraz yara aldı ama turna güçlü bir balıktır. Umarım gidecektir sağlığımda. Evet, bugün de kısmetimizi aldık. Evet, güzel bir balık. Az önce günlük balığını aldım arkadaşlar. Kandırana kadar bayağı bir uğraştım. Yaklaşık 2-3 saattir sahte atıyorum. Hiç hareket olmadı balık. Çok hareketsiz. Onun öncesinde bir tane ufak takibe gelmişti. Butun dibine kadar geldi. Son anda döndü. Onu kandıramamıştım. Onu kandırmak nasıl oldu. Balıkla bayağı mücadele ettik. Balık biraz yara da almıştı. Neticede 3 kancalı bir rapala ile yakaladım arkadaşlar. Bayağı yutmuştu hayvan. Ama ben mümkün mertebe zarar vermeden çıkarmaya çalıştım kancaları. İlk saldığımda gitmedi. Sonradan almak için kepçeyle müdahale ettiğimde daldı arkadaşlar. Tekrar da çıkmadı. Bir süre bekledim. Çıkmayınca da avıma devam etmeye başladım. Tabi önce o güzel yakışıklı balığın arkasından önce bir keyif çayı da içmek lazımdı. Hem içim ısınsın hem de keyfini çıkarayım diye. Önce bir fincan çayımı içip sonra hava kaldığım yerden devam edelim. Bugünlük avımı sonlandırdım. Hava raporunda öğleden sonra 3.30-4 gibi yoğun bir rüzgar gösteriyordu, 16-17 kilometre. Yalnız saat 1'e kadar herhangi bir sıkıntı göstermiyordu. Hava beklediğimden erken patladı. Beklediğim yağışta olmadı. Yağmur anca atmaya başladı. Rüzgar da aşırından fazla olunca kandırdığım bir balıkla avı sonlandırdım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.